Merhaba arkadaşlar. 20 Mart Cumartesi. Bugün sabah saat 7.30'da seher vaktinde en erken vakitte böyle videonun başına oturdum. Sizlere video çekeceğim. Sizler de kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet size yine çok güzel bir model hazırladım. Bu gördüğünüz iki renk ipten. Şöyle çayımı da aldım uyanıp kendime geleyim hani derler ya afyonun patlasın diye çayımı da alıp geldim ve bu da size hazırlamış olduğum anlatacak olduğum gonca gül modelim bakın arkadaşlar şöyle kenar yaprakları kıvrımı ve gonca gülün öne doğru kıvrımı nasıl olacak bu şekilde ortasına da inci kullandım biraz hareket katsın diye modelim bu şekilde zarif güzel hoş İnşallah işinize yarayan güzel bir çekim anlatımda olur. Allah'ın izniyle modelim bu. Şöyle arka tarafını göstereyim. Tutturma şeklini ve yaprakların arka görünümüne. Evet arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet. Yaprağımızı yaparak başlayacağız. Şimdi buraya 9 tane zincir çekerek başlayalım arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın 9 tane şöyle orta gevşeklikte zincirimi çekiyorum. Şunu kapatayım bu şekilde. Şöyle. Bakın ilk tane zinc ilk zincirimi atlayıp ikinci zincirimin içine buraya sık iğne yapıyorum. İlk başta ikinci zincire sık iğne yaptım. Sırasıyla bu zincirlerin içine girerek böyle buralara sık iğne yapacağım. Toplamda 8 tane zincirim olacak. 9 zincir çekiyoruz. 8 sık iğne yapıyoruz üzerine. E bu da ikinciye. Baştan ikinciye battığımız için 3 oldu. Şimdi tekrar sıradaki zincirime giriyorum. 4 Sık çekmezseniz rahat bir şekilde sık iğnelerinizi yaparsınız. 5 6 7 ve sonuncu 8. sık iğnemin de içine gireceğim. Şöyle en son ilk zincirime daha doğrusu bu şekilde girip 8. sık iğnemi buraya yaptım. Evet bu şekilde oldu ilk bakın yaprağımızın damarı böyle 9 zincirin üzerine 8 tane sık iğne yaparak İlk damarı attık. Şimdi ikinci yaprağımızın damarı için 9 tane zincir çekelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi çekiyorum. Bir tanesini başta bırakıp ikincinin içine girip hemen buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bu birinci sık iğne. Sıradaki zincirimin içine giriyorum. Bu da ikinci sık iğne. Sıradaki zincirime giriyorum. 3. Sırasıyla zincirlerin şöyle tek katlarından girerek sık iğnelerimizi yapıyoruz. 4, 5, 6, 7. Evet. Tekrar ya da girip buraya 8. sık iğnemi yapıyorum. Bu ulanıca ben de göremiyorum arkadaşlar çözünürlükle telefondan baktığım için. Şimdi yine buraya 9 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet, 3. 9 zincirimi çektim. Hemen bakın baştan bir tane zinciri atlayıp ikinci zincirimin arasına bu şekilde giriyorum bir tane sık iğne yaptım sırasıyla tüm bu zincirlere girerek yine bir 9 tane bu şekilde buraya sık iğne yapacağız bu iki saymamız sebebi de eksik olmasın üst trabzanları yaparken bu damarını düzgün atarsanız üst kısmını yaparken hesaplaması düzgün oluyor arkadaşlar buna ön önem gösterin 9 zincir 8 tane de sık iğne o şekilde yapraklarımız düzgün çıkacak inşallah. Derlere hani derler ya temeli sağlam atırsan binada yıkılmaz o hesabı. Tekrar sökmek zorunda kalmayız. Eğer yaprakları bu şekilde hesaplı yaparsak. Evet bakın bu şekilde oluyor şöyle damarlarını attık şimdi bunu birleştireceğiz buradan ilk yaptığım zincirden yani son yaptığım 8. sık iğnenin yuvasından giriyorum. Oradan bir tane ilmek çıkarıp şöyle sık iğne yapıp oraya sabitleyeceğim. Şöyle ipi arkaya alayım. Bakın. Evet, bunu buraya bu şekilde tutturduk. İlk sık iğneden şöyle bir üçgen yaprak görüntüsü verdik. Evet, şimdi bu yapmış olduğumuz damara yaprak yapacağız. Bakın, birleştirdiğimiz bu noktanın hemen yanındaki yerin içine giriyorum ve sık iğne ile buraya sabitliyorum normal sık iğne yaptım dolamadan şimdi ikinciye tığımı doladım ve onun yanındaki yuvanın içine giriyorum bu şekilde üçünü birden alarak trabzan yaptım bir defa doladım tığımı hemen onun yanındaki yere giriyorum ve iki iki alarak trabzan yaptım bir defa tığımı doluyorum bu ikili trabzandan buraya dört tane yapacağız yanındaki yere girdim şöyle ilmek çıkarıp 2 2 aldım bir defa doladım yanındaki yere giriyorum ve 2 2 alarak trabzan yaptım Evet 3 oldu bir tane daha yapalım ikili trabzandan normal sık iğne sahte trabzan dördüncü de bu şekilde ve yapıyoruz Bismillah evet. onun yanına yine sahte trabzan yapacağım dört tane ikili trabzandan sonra şöyle tırnağımla zinciri açayım size daha net gözüksün hemen buraya şöyle tekrar açıldı. Buraya bir sahte trabzan yapıyorum. Kapattım. Bu tepe noktasına ilk sık iğnemizin içine de normal sık iğne yapalım arkadaşlar. Şöyle gireyim. Bakın. Şöyle ucu hafif kıvrımlı olacak. Bu yaprağın özelliği bu şekilde Bakın sık iğne, sahte trabzan, dört tane kilit trabzan. Ondan sonra tekrar başa dönüyoruz sahte trabzan sık iğne şimdi tekrar aynı şekilde aşağıya ineceğiz bir zinciri şöyle köşeye çekiyorum ki kıvrımım da fazla olmasın hemen yanına bakın bir sık iğne yapıyorum şöyle tekrar buraya bir sık iğne yaptım bir defa tığımı doladım hemen yanına zincirimin içine giriyorum buraya sahte trabzan yapıyorum Şimdi bir defa tığımı doladım. Bakın bu zincirlerin içine yine aynı şekilde giriyorum. Şöyle 2 2 olarak aldım. Bir defa tığımı doladım. Sıradaki zincirimin bakın arkada tutması kolay olduğu için tut. bu sıradan hani şöyle rahatça tutabiliyorum. İnce değil. O yüzden yaprağımın yapımı da kolay. Bir defa tığımı doladım. Şöyle göstereyim. Hemen trabzanımı yaptım bir defa tığımı doladım bu şekilde 2 2 bir defa tığımı doladım Bakın. buraya şöyle bunu hesaplayabilirsiniz de arkadaşlar iki tane kala şöyle dibinde iki tane kala ee, hemen ayarlayabilirsiniz bu şekilde şöyle dördüncü trabzanımı da yapıyorum bir defa tığımı doluyorum şimdi sıra sahte trabzanımı yapmada buraya sondan bir önceki yere hemen sahte trabzanımı yapıyorum şöyle hem görmekten evet, bu şekilde üçünü birden kapattım buraya dibine bir sık iğne yapıyorum ve kapatıyoruz. Evet yaprağımızın oluşu bu, bu şekilde arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın sık iğne şöyle bir defa dola yanına hemen sahte trabzan yani üçünü birden alıp biraz daha sık iğneden büyükçe bir bu şekilde sık iğne yapmış oluyoruz sahte trabzanı da bu şekilde şimdi bakın bir defa yine tığımı doladım bu sırasıyla bu zincirlerin içine dört tane ikili trabzan yapıyorum şimdi sıra diğer zincirde eliniz alışınca kolay oluyor arkadaşlar ben kamerada hem tutup hem görüp hem yapmaz o açıdan zorlanıyorum yoksa yaprak çok güzel olduğu için insanın da böyle yaptıkça yapası geliyor. Evet. Güzel şeyler çıkarınca insanın bu şekilde yapası geliyor. Evet. Bir tane daha yapalım buraya. Hemen bakın. Şöyle tırnağımızla geri kıvrıldığı için ikinci sık iğneye kapattığımızdan dolayı buraya bir tane sahte trabzan yapıyorum. Tepe noktasına üçünü birden kapattım. Burada ilk yaptığımız sık iğnenin içi şöyle arkadaşlar tutuyum tırnağınızla dediğim gibi şöyle açarsanız rahat görünür inşallah ama benim hani kamera açısından görmem zorlanıyor buraya tepe noktasına da sadece sık iğne sadece sık iğne yaptım bu şekilde sağ tarafını yaptık şöyle bir zincirimi çekiyorum sol tarafına aynı şekilde iniş yapacağım bakın sık iğnemi yaptım ilk önce sık iğne ile şimdi bir defa tığımı doluyorum sahte trabzan yapacağız yanına ve buraya kapattım bir defa tığımı doladım hemen yanına dört tane ikili trabzan yapacağım şöyle 2 ve 2 size doğru çevireyim bir defa tığımı doladım hemen yanına giriyorum şöyle 2 2 bir defa tığımı doladım bu tarafını yapması daha rahat oluyor tutma açısından şöyle bakın rahat bir şekilde tutabiliyorum 3 olma oldu arkadaşlar sanırsam 3 tane ikili trabzanım mı oldu Evet şimdi tekrar bir tane daha yapalım şöyle dördüncü ikili tırabzanım bir defa tığımı doluyorum hemen yanına Üçünü birden kapattım sahte trabzan. Onun yanına da sık iğne yapıyorum. Şöyle bakın kapattığımız, zincir çektiğimiz en son yere de bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Evet şimdi bu iki yaprakta ne yaptıysam bakın arkadaşlar bu iki yaprakta nasıl yaptıysak şöyle göstereyim. Birebir aynısını bu damara da yapacağız hemen onu ben tamamlayıp geleyim arkadaşlar Evet yaprağımızın oluşumu bu şekilde oluyor arkadaşlar bakın şimdi sarı ipimizle buraya yuvalar hazırlayacağız ve gonca gülümüzü yapacağız bu geçiş sık iğnemiz var burada dipte diğer yaprağa geçiş sık iğnenin onun arasından girip sık iğne ile buraya sarı ipimiz sabitliyorum 1 2 ve 3 tane zincir çekip hemen buraya bakın şöyle yine geçiş yeri olan bu sık iğnenin içine sabit evet. Buraya bir tane 3 zincirden yuva yaptık. 3 tane yuva yapacağız. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle yaprağımı önünden geçiş yapıp bakın buradaki yine birleştirme noktası olan sık iğnenin içine giriyorum. Şöyle arası sık iğnemi sabitliyorum. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Yaprağımın şöyle ön tarafından geçip bunu direkt yuvanın içine sabitleyeceğim. Şu ipimi arkaya alayım. Çevirerek şöyle döndürerek bakın 3 tane yuvamız olacak arkadaşlar. Şöyle arkaya katlayayım yaprağımı. Evet. Bakın. Bu şekilde üçer zincirden 3 tane yuva yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekmemin sebebi de yapacağım şimdi trabzanların gül şeklini böyle kıvrımlı bir trabzan olması için. Bir zincirimi çektim. Bakın püf noktası da bu şekilde bir zincirdir arkadaşlar. Bir zincire 1 2 ve 2 şöyle üç seferde aldığım bir trabzan yaptım bakın öne doğru hafif kıvrım oluştu yine şöyle bir iki ve iki bir zinciri de sayarsak üç tane trabzanımız oldu bu da dört bir tane daha yapıyorum dördüncü trabzanımız zincirle beraber beşinci trabzanımız oldu Şimdi arkadaşlar dört tane trabzanı yapıyoruz. Yine bir tane zincir çekip aynı bu üç zincirli yuvanın içine kapatıyorum. Bu şekilde bakın geriye doğru kıvrımlı bir trabzanımız oldu. Şimdi her yapıştı şöyle rahat yapmak için yaprağı arkaya kıvırıp yuvaya kolay bir şekilde giriş sağlayın. Bakın sık iğne ile geçiş yaptım ikinci yuvama. Yine bir tane zincir çektim. Bir defa tığımı doluyorum ve yuvanın içine giriyorum 1. Şöyle 2 ve 2. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine giriyorum. 1 2 ve 2. Zincirimle beraber 3 oldu. Şöyle dördüncü Bir defa doluyorum. 1 2 2 böyle bir zincir çekerince kenarları gül gibi kıvrılıyor ismi de o yüzden Gonca Gül yine bir zincirimi çektim şöyle kapattım yuvayı Evet şimdi tekrar şöyle alta kıvırayım rahat yapmak için buradan sık iğne ile geçiş yapıyorum üçüncü yuvama şöyle bir zincir çekerek bir defa doluyorum 1 2 2 3 seferde bir defa doladım şöyle 1 2 ve 2 3 oldu 1 2 2 4 oldu 5. ve sonuncu trabzanımız bir defa şöyle zincirimi çekiyorum aynı yuvaya kapatıyorum Evet bu şekilde bakın aynı işlemi 3 sefer yaptık. Şimdi arka taraflarından şu kapattığımız yerler var ya bacakları oralardan tutturarak yine yuva hazırlayacağız. Şimdi 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Şöyle çevirerek yuvalarını buralardan bakın trabzan sık iğne ile sabitlediğimiz bir önceki 3 zincirli yuvalardan Sağdan girip soldan tığımı bakın bu şekilde. Şöyle geçiş yerini göstereyim. Şimdi sabitliyorum. Yine dört tane zincir çekiyorum. Evet. Şöyle çevirip buradan şöyle çevirelim. aynı şekilde trabzana buraya 4 zincirimi sabitliyorum bir tane yuva oluşturduk bu şimdi ikinci kat atacağımız yapraklarımız için koncamızın yaprakları için yuva yine 4 zincir çekiyorum şöyle Evet şimdi direkt bunu bu 4 zincirin içine şimdi hem yaprağını kaldırdık. Hem altını rahat görün diye arkadaşlar. Şöyle buraya 4 zincire. Evet ipimi yaktım. Bu şekilde bakın ipimi yaktığım bu yuvanın içine sık iğne ile girip ipimi buraya sabitliyorum. Geçiş yaptım yuvama. Aynı ilkinde olduğu gibi trabzanlar yapacağız. 2 zincirimi çekerek başlıyorum. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 2. 2 defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 ve 2. Şöyle 2 defa doladım. Yuvanın içine girdim. 2 2 ve 2. Tekrar 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle bakın. 2 2 ve 2 tekrar iki defa zincirimi çekiyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum ilk yaprağımı yaptık bakın böyle iki zincirde kenarını kıvrılmasını sağlıyor şöyle ondan bir tık büyükçe bir trabzandan oluşan yaprağımız var şöyle ikinci bakın onu kaldıralım İkinciyi şöyle açalım yaprağımız aşağı sarı küçük yaprağı da yukarı kaldırırsak daha rahat şöyle geçiş yaparız bakın sık iğne ile geçişimi yaptım hemen bir iki tane zincirimi çekiyorum ve iki defa tığımı doluyorum iki zincir çekmemin sebebi kıvrımlı uçları kıvrımlı gonca görünümü versin diye arkadaşlar onu unutmayın bu bunu az geldi dar geldi demeyin özellikle böyle dar iki zinciriniz olması lazım kıvrımlı olması için boyanın püf noktası bu goncanın püf noktası da bu şekilde şöyle üç seferde aldım tekrar şöyle 2 2 ve 2 4 oldu tekrar iki defa doluyorum iki zincirle beraber buraya beş tane trabzan olunca Tekrar 2 zincir çekip aynı yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. Bu iki zincirimde de 6. trabzanım olmuş oluyor. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar arkadaşlar şöyle yeşil yaprağı alta kapatıyorum. Sarı yaprağı da yukarı kaldırıp burada yapmış olduğumuz 4 zincirden yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile geçiş yaptım. İki tane zincir çekiyorum, bir defa doladım, şöyle girip, şey bir defa değil pardon arkadaşlar, iki defa doladım, şöyle iki, iki ve iki alarak trabzan yaptım. Yine iki tane trabzanım oldu. Altıya tamamlayacağım bunu bu şekilde iki, iki ve iki. 3 oldu. Tekrar şöyle 2 2 2 4 oldu. 2 defa doluyorum. 2'şer ikişer. 3 seferde alıyorum trabzanı. Şöyle 5 olunca yine 2 tane zincir çekiyorum. Bakın trabzan sayılarım 5 oldu. Ve buraya yuvanın içine de girip kapattım sık iğne ile. Hemen bunu buraya sabitledim. Gonca güllerim bu şekilde hazır. Bakın arkadaşlar. Ve bunu bir zincirimi de çekip ipimi koparıyorum. Bakın bu şekilde makasım da buradaymış. Evet ipimi kopardım. Lakin bakın arkadaşlar bunu burada bırakmıyorum. Şu ilk yaptığım trabzanların arka telinden geçerek Şöyle bu ipimi şöyle arasından geçiriyorum arkaya doğru. Şöyle tığımı teli takıldı. Heh, bu şekilde Evet. Şöyle açayım. Şimdi bunu şu ipi yakayım. Bir de e, tutturma işlemine bakalım. De 7 tane bıraktım. Bu ara suyundan e, bana göre 7 uygundur. Size göre 9 fark etmez. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya 1 ve 2. Yine bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya 1 ve 2. Şöyle 3 tane ilmeğim, 3 tane trabzanım var. Üçünü birden kapatıp şöyle bir zincir çekerek bırakıyorum. Evet, ilk önce incimi alıp şöyle tığıma takıyorum. Ve sonra da bu çiçeğimi alıyorum. Bunu tek tek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın tam ortasından çiçeğimin bu ortadaki yuvası kaybolması için de inci taktiği çok güzel. Bıraktığım ilmeği alıyorum. Buradan taktım tığıma. Şöyle bakın. Tığınızın çengelini iyice takın. Şöyle bakın. Ve bunu da incimden geçiriyorum. Bunu tek tek de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce çiçeği takıp sonra inciyi takabilirsiniz. Şöyle bakın. Çıkardığınızda şu ipiniz tığa takılmasın ki rahat geçirebilin. Şunu şöyle iyice tutamadım. Çözünürlük benim için. Bakın şu bu bolluk oluşsun arkadaşlar ki şöyle rahat geçirebilin. Şimdi tekrar bu alttan. Bakın aynı yerden. Şuradan göstereyim. Bu sefer incimi almayacağım. İncimi bırakıyorum. Şöyle ipimi takıyorum. Bunu iğneyle de diken var. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Ben incimi buraya bırakıp ne yaptım? Şu şekilde bir göstereyim. net. Sadece ipimi arkaya geçirdim. İncimi arkada bırakıyorum. Şöyle tam ortasına geldi. Bunu da bakın buraya bu iki trabzanın arası var ya, hani demin kirpiğe ya gösterdim. Göstermedim. Şimdi göstereceğim. Bu iki trabzanın birden şöyle içinden geçip da buraya şu şekilde zincir bile çekebilirsiniz bir tane Evet bunu buraya sık iğne ile sabitliyorum bakın arka kısmına iyice oturduğuna emin olun arkadaşlar şöyle sağlamla oturduğunu oturduğuna böyle oynamasın onu da bunu anlayabilirsiniz bu şekilde Evet bakın buraya sık iğne ile tutturdum ya sağlam olsun diye bir tane daha tutturalım arkadaşlar hatta içinden tekrar bile geçebilirsiniz incinizi Bismillah bugün şöyle bakın ikisini birden iki defa olmuş oluyor yani gülümüzü sağlam garantiye almış olalım Evet buraya iki tane sık iğne ile tutturdum ve bir ve iki ve üç tane buraya zincirimi çekiyorum 3 zincirimi çektim sıradaki tığ battıma kapatıyorum yine 3 zincirimizi çekelim şu tutturduğumuz gülümüze bakalım bakın arkadaşlar bunu buraya bu şekilde şöyle tutturduk arka kısmından da tekrar göstereyim bakın çok güzel oluyor arkadaşlar bu Gonca gül yaprakları ayrı güzel kendi ayrı güzel oluyor. Şimdi arası da de iki defa göstereyim arkadaşlar size de. Bir defa doluyorum. Hemen tığ battımın içine girdim. Şöyle bir şöyle iki. Bir defa doladım. Şöyle bir şöyle iki. Yine üçünü birden kapatıyorum. Şimdi 4 zincir. Yine ikisini birden buraya Bakın gülü kapatmıştık ya. Bu sefer de tomurcuk kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Aynı tığ battığının en son yaptığım tığ battığımın içine giriyorum. Kapatıyorum. Evet. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. Şöyle. 1, 2. Bakın ilmeğim tığımda. Bir defa tığımı doluyorum. Yandaki boş olana giriyorum 1 ve 2. 3'ünü birden buraya kapattım. 4 zincir. Şimdi arkadaşlar yaprak Gonca gül derken bayağı bir vakit gitti. Şimdi ben bunu birazcık kendim çoğaltayım. Anlaşıldığını düşünüyorum. Ara suyunu daha önce de gösterdim. Fazla bayağı bir dakika gitti. Evet, ara suyu bu şekilde iki tane. Şimdi bunu ben iki tane daha yapıp çoğaltıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın modelimi bu şekilde sizler için hazırladım ve bu da daha önce hazırladım. Arasına dediğim gibi 7 tane ara suyu koydum. Gonca güllerimin arasında 7 tane var. Bu şekilde. Şöyle bir de sallantılı haline duruşuna bakın arkadaşlar. yastığın üzerinde e, bunu kullanmak isteyen arkadaşlar bu jelatin şeklinde suda eriten bir parça kesip eritiliyor elleriyle sürüyor o şekilde de kullanabilirsiniz ama bu şekilde de bakın böyle trabzanlar bozulmaz zaten fazla bir katı yok iki kattan oluşan bir gonca gül. çok hoş oldu çok zarif oldu şöyle ışık yine otomatik açılmış kapatayım flaşımı şöyle bir de flaşsız bakalım ayarlı olduğu için otomatik flaşı ayarlamadan da kendi açıyor galiba. Evet arkadaşlar modelim bu. Sizler için emeklerim için Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Artık bayağı bir oturduğum için herhalde başında <laughs> arkadaşlar ne dediğimi de pek algılayamadım sanırsa. Modelim bu şekilde. Şöyle bir tek göstereyim. Yakın plan görün. Şimdi ikisini bir göstereyim. Evet. Şimdiden hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız da sevinirim arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kal.